Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Mele Hocanız. Evet, sevgili LGS canavarları. Bu videoda sizlerle oldukça önemli bir konu hakkında konuşacağız. O da nedir? Uzaktan eğitim sisteminde fen lisesi kazanabilir miyiz? Hedeflerimizi kazanabilir miyiz? Bu hedeflerimize ulaşabilir miyiz? Nasıl ulaşabiliriz? Eğer ulaşabiliyorsak da nasıl yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Bu tarz rehberlik motivasyon videolarına devam edeceğiz. Tabii ki de matematik videolarımızla da yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden eğer değilseniz kanala öncelikle abone olmayı unutmayın ve tabii ki de videoyu beğenirseniz de sevinirim. Artık hazırsanız uzaktan eğitimle bu işi başarabilir miyiz? Konuşmaya başlayalım. Şimdi öncelikle şunu bir kabul edelim. Uzaktan eğitim sistemi gerçekten zorlu. Yani dezavantajları barındırıyor. Hani bunu bir kabul etmek gerekir ve şöyle de bir şey var. Gittikçe de uzuyor. Yani her geçen gün daha da ötelendiğini görüyoruz. Şu an için 15 Şubat'a kadar ertelendi fakat ondan sonrası tamamen yine meçhul. Bu işin dönem sonuna kadar uzaması da gündemde. Dolayısıyla biz kendimizi bu sisteme artık iyice alıştırmalı, buna kanalize olarak devam etmeliyiz. Yolumuzu artık buna göre e, gitmeliyiz. Bu yüzden de işte nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu videoda gelin konuşalım. Birincisi bu iş başarılır mı? Kesinlikle başarabilirsiniz. Uzaktan eğitimle de olsa siz o hedeflerinize bir şekilde ulaşırsınız. Peki nasıl? Birincisi, kesinlikle bu uzaktan eğitimin en önemli nimeti olan canlı derslerimizi kaçırmadan takip etmeliyiz. Özellikle de bakın LGS dersleri. Çünkü en önemlisi ilk anda kendi öğretmeninizden o konuyu öğrenmenizdir. Evet, ders sürelerimiz azaldı. Hani 40 dakikadan 30 dakikaya indi. Belki pek çok öğretmen şu an hani koşturarak bir şekilde müfredat yetiştirmeye çalışıyor ama yine de biz alabildiğimiz tüm nimetleri, tüm faydayı oradan almak zorundayız. Birinci olarak buna çok dikkat etmelisiniz. Canlı dersleri lütfen kaçırmadan takip edin. İkincisi bence çok daha önemli bir durumdan bahsedeceğim. Şimdi zamanımız çok. Aslında bu sürecin en büyük avantajı bize zaman kazandırması. Okula gitmiyorsun, e ders sürelerin azaldığı nispeten dediğim gibi 40 dakikadan 30 dakikaya düştük. Ev süremiz, ev çalışma süremiz çok ciddi arttı. Bu yüzden işte bu süreyi çok iyi planlayarak değerlendirmelisin. Yani ne yaptığını mutlaka bilmelisin, farkında olmalısın. Ne yapmalısın o zaman? Birincisi plan yapmalısın. Yapamıyorsan biz her ay başında sana çalışma planı yayınlıyoruz. Ona uyarak devam edebilirsin. Ama mutlaka yaptığın her şeyi yazmalısın. Yani ben bugün kaç soru çözdüm, hangi derse kaç saat çalıştım? Mutlaka bunları bilmelisiniz. Eğer bilmezseniz ipin ucu kaçacaktır ve sen ne yaptığının farkında olmadan yoluna devam edeceksin. Ve bu da sana tabii ki de olumsuz olarak yansır. Yani sen çalıştığını zannedersin ama belki de çalışmıyorsundur. Yani önceki günlerde şöyle sayfayı karıştırdığında o not defterinde çalışmalarını arttırabilmiş misin? Ya da çalışıyor musun yeterince sürede? Bunların kesinlikle farkında olmak zorundayız. Yaptıklarınızı mutlaka yazın. Yapacaklarınızı da yazın. Not alın. Yani iyi bir planlama yapmak durumundayız. Bu işi başaracaksak, kazanacaksak dediğim gibi hani okuldan şu an çok büyük bir destek alamıyoruz. Bu noktada faydalanabileceğin en önemli şey aslında kendinsin, kendi öz kontrolün. Dolayısıyla bu öz kontrolü hızlı bir şekilde lütfen adapte olun ve bu planlamanızı mutlaka yapın. Bir diğer maddeye geldiğimizde de şimdi evet uzaktan eğitimin zorlukları var dedik. Öğretmenlerimizle görüşemiyoruz. E canlı derslerde de sizin sorularınızı özel olarak muhtemelen yanıtlamakta güçlük çekiyorlardır. Çünkü dediğim gibi bir koşturmaca durum var. Özellikle de matematik için hani konuların bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Bu durumda hani yeni nesil sorularda zorlu danışmamız gerekiyor. İşte bu noktada yeni kitap alacak arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka bu dönemin olmazsa olmazı çözüm videosu olmayan kitap almayın yani Alacağınız kitaptaki ilk kriter bu soruların çözümü var mı? Bu şekilde bakmalısınız. Çünkü her soruyu gidip işte arkadaşımıza hemen teneffüste soramayacağız. Ya da işte teneffüste ya da derste öğretmenimize soramayacağız. Bu noktada da bize en büyük fayda tabii ki de o kitabı çözen öğretmenler tarafından olacak. Bundan sonraki kitaplarınızı tercih ederken bu özelliğe çok dikkat edin. Bir diğer maddede tabii ki de YouTube'dan bahsedeceğim. Bu süreçte YouTube'u lütfen çok faydalı ve verimli bir şekilde kullanmaya bakın. Eğitim kanallarını, ders kanallarını zaten biliyorsunuz. Bu noktada zaten daha önce de söyledim. Eğitim kanallarına bu süreçte bence destek olmalısınız. E, abone olabilirsiniz, videolarını beğenebilirsiniz. Sadece bu kanal için söylemiyorum. Tüm eğitim kanalları bu süreçte sizin yanınızda olmaya çalışıyor. Biz de bunlardan biriyiz. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar biz desteğimizi sunmaya, LGS gününe kadar hatta ondan sonrasındaki tercihlerde dahi yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu e, kanallardaki çözüm videolarını ki özellikle de aslında yeni nesil soru çözümlerini mutlaka kaç kaçırmadan takip etmelisiniz. Ya sen o soruyu çözebiliyor dahi olsan yani çözüm videosuna bir bak. Belki de çözen öğretmen özellikle de biz kanalda matematik sorularını bu şekilde bu mantıkla çözmeye çalışıyoruz. Sana bir kısa yol öğretebilir. Soruya nasıl girebileceğin hakkında çok önemli taktikler, detaylar verebilir. Bu yüzden işte o çözüm videolarını mutlaka kaçırmadan izleyin. Tabii ki de bunları izlerken hani iyi değerlendir, verimli değerlendir diyorum ya. Ne demek bu? Soruyu gördüğünüzde önce siz çözmeye çalışın. Dur dur videoyu orada dursun. Soru karşında PDF'i paylaşanlar varsa onların önce çıktısını alabilirsiniz ki bizim her videomuzda soruların PDF'i videonun altında bulunur. Oradan indirip ondan sonra çözüm videolarını izleyebilirsin. Yoksa da dur dur ekrandan bakarak soruyu kendin çözmeye çalış. Çözemedin mi? Ya orada mis gibi sana anlatan biri var. Ücretsiz bir şekilde. Karşında yeni nesil soru çözülecek. Dolayısıyla pür dikkat oraya bakarak e, bu işin nasıl hallettiğine, nasıl başladığına nasıl ilerlediğine mutlaka dikkat et. Yani adım adım her adımda zaten dediğim gibi biz detaylandırıyoruz. O detaylar sana sınavı kazandırır. Yani bir net iki net dahi olsa buradan fayda görebileceksek e, bunu kaçırmayalım. Yüksek netlere ulaşmamız lazım. Daha az yanlış yapmamız gerekiyor. Bu noktada da YouTube videolarını çok verimli bir şekilde kullan öneriyor. Bir diğer maddede de aslında en kritik şeyden bahsedeceğiz motivasyon. Şimdi okul açıkken yani teneffüste arkadaşlarınla konuşuyordun. Okul çıkışı bir muhabbet, sohbet derken ya bir şekilde bir deşarj oluyordunuz. Motivasyonunuz bir şekilde artıyordu ya da kafanızı rahatlatıyordunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani zaten uzaktan eğitimin bence en büyük dezavantajı diyebileceğim Tek şey bu hatta, hani ikinciyi bile saymam. Motivasyon, yani öğretmenlerinle yüz yüze görüşebilmek, arkadaşlarınla görüşebilmek bizi bir şekilde yeniliyordu. Bu dönemde ama bu şansımız yok. İşte bu noktada da sana tavsiyem şu: Kendini motive edebileceğin bir şeyler bul. Yani dünyadan kopabileceğin, gerçek gündemden kopabileceğin bir şeyler bul. Ne olur? Dizi izle, e, oyun oyna. Hani tabii burada en önemli nokta süreye dikkat ederek bu işleri yapmanız. Ya da YouTube'dan videoları izleyin. Motivasyon videosu olur, başka bir video olur. Hani bir şekilde kafanızı dağıtacak bir şeyler bulun. Belli bir süre şu kafayı bir boşaltmanız gerekiyor. Çünkü boşaltamazsak tekrar yenileyip dolduramayız. Bu yüzden ortamdan uzaklaşmak öğrenmenizde de çok büyük bir etkendir bakın. Hani bunlar işte öylesine söylediğim notlar değil. Gerçekten hani dizi izlerken ya da oyun oynarken gerçek gündemden kopup hiçbir şey düşünmeden o işi yapabiliyorsan öğrenmenizde gerçekten faydalı ve verimlidir. Ama tabii ki de dediğim gibi burada süre çok önemli. Yani kalkıp da saatlerce orada durursan o zaman işte dezavantaja dönüştürürsün. Dolayısıyla bu iyi noktayı kötüleştirmeyelim ve bunu verimli bir şekilde kullanın. Gelelim son maddemize aslında yine çok kritik bir şeyden bahsedeceğim. Aleyhinize alınan tüm kararlara karşı hırslanın buna karşı bilenin. Bugüne kadar lehinize bir durum oluştu mu? Evet, uzaktan eğitimin avantajları var, yok değil. Hani bunları gerçekten avantaja dönüştürebilirseniz avantajları var. Ama tabii ki de alınan kararlar, süreç içerisinde alınan kararlar da size bir dezavantaj olarak yansıyor mu? Evet, yansıyor. Tabii ki de en başta sürenin kısaltılmasına rağmen müfredatın değiştirilmemesi en büyük noktalardan biri, en büyük etkenlerden biri. Dolayısıyla aleyhine alınan her karara karşı diyeceksin ki, tüm müfredattan mı soruyorsunuz? Tamam isterseniz füze atın. Bana bir şey yapamayacaksınız. Beni hedefimden alıkoyamayacaksın. Ben bu okulu kazanacağım. Size karşı kazanacağım. Size rağmen kazanacağım. Bu alınan kararlara rağmen kazanacağım. İşte bunları diyeceksin. Bunlarla kendini hırslandıracaksın. Ve o masanın başına oturup Çalışmaya devam edeceksin. Daha da fazla çalışacaksın. Mesela normalde 100 sorumu çözüyordun. Baktın haberlerde uzaktan eğitim uzatılmış. 200 soru çözmeye başla. Onu kendinize bir hırs aracı olarak görün. Dediğim gibi 100 soru çözüyorsan 150-200 soru çözmeye başlayacaksın. Ve bu şekilde de çalışıp zoru başaracaksınız. Bu dönem gerçekten zorlu bir süreç, zorlu bir dönem. Dolayısıyla da bilin ki bu işi başarırsan zoru başaracaksın. Uzaktan eğitimle de dahi olsa ben o fen lisesini kazanan öğrenci olacağım. Olacağım diyeceksin ve gerçekten de bunun için uğraşacaksın. Sizlere güveniyorum ve inancım da emin olun sonsuz. Çünkü görüyorum ki hem yorumlarda hem bana ilettiğiniz mesajlarda gerçekten bu işi isteyen, tuttuğunu kopartacak çok ciddi sayıda öğrencimiz var. Ben... Partikül Matematik sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. LGS'ye kadar ve LGS'den sonra tercih döneminde de dahil. Dolayısıyla bizden desteği her zaman bulacaksınız. Ne istiyorsanız içerik olarak da yorumlarda bunu paylaşabilirsiniz. Yine sizler için elimizden geldiğini fazlasını yapmaya biz hazırız. Siz de bu sınavı kazanmaya hazır mısınız? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.